Reklam arkası yeni dönemde Bloomberg GT'de yeni konuklarıyla sizlerle birlikte. Bildiğiniz gibi bugün ilk programımız. Hayır yani şey de çok iyi, yani içerik de çok iyi programın. Tamam. İçerik hakikaten çok iyi. 300'e yakın sanatçı var. 44 konser var. 10 gün sürüyor. O konuya nasıl bakacaksınız? Ben mi fazla bakayım, siz mi bakayım? Yani şimdi şöyle, ben bakayım. Vallahi bu aralar milli takıma da destek lazım hani. Lazım. Şimdi bir seçim kampanyası temelde tek ve küçük bir alana odaklanarak yapılır. Bu da kararsız seçmeni kazanma işidir. Ve bu yıl doğum gerçekleşti. Hayır, bir de sizin süreciniz öyle ki neredeyse bizim programla aynı süreç gibiyiz. İki karakter, anne baba, koca bir dünya. Bir yıldızlar çünkü topluluğu ya. Çünkü küçük bir... Pelin'in bir lafı var ya, güzel oyun demiş adam ya. Şimdi kreatif direktörümüz hazır mıyız bu akşam falan diyor. Oyuncularımızın imzalı bir forması size hediye etmek istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Şunu ve isminizi de şöyle. Vay, çok iyi ya. Buradan üniversite öğrencileri eğer seyrediyorlarsa bu tabii programı. Tabii çok ciddi bir üniversite potansiyelimiz evet var. Daha fazla markaya ihtiyacımız var zaten. Daha fazla markaya ihtiyacımız Türkiye'nin var. Zaten hani bu pastayı büyütmek için hani hep 6 milyarda takılıyoruz, şöyle diyoruz, böyle diyoruz ya. Efendim, top sizde. Vallahi evet, bu güzel bir top. Bunu seve seve alırız. Teşekkür ediyoruz. Sizi çok seviyoruz ve alkışlıyoruz hep beraber. Gelenekselleşmişle gelişmişlik arası bir şey. Evet, gelenekle modernizmi harmanladık diyebiliriz. Reklamı arttırıcı bir tırnak içi lafıyla kapatalım programı bence. Aslında reklamın etkisini reklam neden sormak lazım? Sansürlenmesi gereken yerde sansürlenmek. Seceyi sansürledik ya. Bitter çikolata insana böyle bir enerji verir. Şimdi artık pizza mı? Ben kendi adıma televizyonu ilk defa bir Amerikan filminde gördüm. 77 milyon da ekmek alıyor bir kere evet yani. Değil mi yani en azından? 15 milyar dolarlık bir ekmek pazarı olduğu söyleniyor. Bu kadar büyük bir payı var. Pastada şu kadar bir şey ama o böyle bir tık atsa müthiş bir şey olur yani. Yunanistan'da %7 bu oran. Amerika Birleşik Devletleri'nde %5, Almanya'da %5. Böyle çok akademik bir giriş yaptı Onur. Biz böyle bir şey yapmadık diyeceğim ben neredeyse. Biz böyle, yani bizim yani de çok alakamız yok bunda. Yani reklam istememiş. Bloomberg'teyiz. Dünya çapında bir kurum. Şimdi ben eminim bu kurumdaki her dakika planlanmıştır. Bu ciddiyete ben kurumsallığın içine giriyorum. Kurumsallık diyorum. Birden böyle bir ön söz gibi girdin. Ben tam konuklarımı tanıtıyordum. Sen evet, özür dilerim. Özge'nin güzelliği gözlerimi ve aklımı karıştırdı. O yüzden üzerinden çikolata akıttık. Şimdi, ve böyle bir o kadar detaya girdi ki şey ihtiyacı duydum. Şu filmi bir izletelim de bir kırıp yiyelim.